başkanı. Gençliğe başkan vekili. Belediye başkanı arkadaşlar. İlçesi arkadaşlar. İlçe başkanları. İlçelerin değerli mensubu. Siz değerli kardeşlerim. Saygıyla. Her katıda selamlıyorum. Genel başkanımız, genel merkezimiz bugün yapılacak seçimde partimizin adayı olarak şahsıma güvendiler, aday olarak gösterdiler. Bundan onur duydum. Güven duydum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bana inşallah genel başkanımıza, genel merkezimize mahcup olmadan hizmet etmeyi nasip eder diyor. Tabii AK Parti içerisinde siyaset yaptığı için Allah'a tekrar şükür ediyorum. Biraz önce genel başkan yardımcıları il başkanımız bahsetti. Şu anda dünyanın nüfus olarak 121 ülkesinden büyük, ekonomi olarak 117 ülkesinden büyük, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanlığı ibaret değişim var. Biz hep diyorduk ki biz herhangi bir parti değiliz diyorduk. Bir kez daha bu bayrak değişiminde herhangi bir parti olmadığımızı gördük. Düşünün ki böyle bir büyük şehir yöneten belediye başkanımız istifa ediyor, ayrılıyor ama teşkilatıyla birlikte toplantıda yeni seçilecek partimizin yeni seçileceği başkanı da arkasında yatıyor. Başka hiçbir partide böyle bir şey yapmaz. İstifadan sonra buraya böyle bir büyük şehire hizmet etmeyi herkes gönlünden geçirir. Ama öyle bir teşkilatla beraberiz ki genel merkezimizin yapmış olduğu temayül, arkasından çalışma ve bu saate kadar genel merkezimiz her kimi aday gösterirse arkasında 179 oyuyla arkasındayız diyor. Böyle bir teşkilat herhalde başka bir farklı olmaz. Sizlere can gönülden teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Özellikle İstanbul İl Başkanı'na gerçekten bu teşkilatın, İstanbul İl Teşkilatı'nın hak eden herhangi bir partinin teşkilatına olmadığını gösterdi. Bu teşkilat gösterdi. İnşallah. Ben de diyorum ki bu teşkilat bunu yaptıysa genel merkezimiz her kimi adayı gösterdi. Onun arkasında duruyoruz dediyse biraz sonra yapılacak seçimden sonra benim yani şahsımın imtihanı başlıyor. İnşallah Allah bana AK Parti'de yani herhangi bir parti olmayan AK Parti'de nasıl belediye başkanlığı yapılması gerekirse öyle bir belediye başkanlığı yapmayı nasip eder. Tabii bunu yapmamızın tek bir formülü var arkadaşlar. Hem genel başkan yardımcılarım, hem il başkanımız. Ne olur? Seni seçtik, çarenge bak demeyin. Bunu başarırsak hep beraber başaracağız. Ben biraz sonra aşağıda mecliste o istemek için toplanışma yapacağım. Ama şu anda sizlerden o değil, biraz sonra yapacak oylamadan sonra şahsım seçildiği zaman sizlerden destek istiyorum. İnşallah. Bu teşkilat temayül yoklaması ve aday belirleme sürecinde ne
nasıl AK Parti'ye yakışan bir teşkilat olduğunu ortaya koyduysa belediye hizmetlerine de inşallah hepsine gösterecek diyorum. Bize 2014 yılında yani bize derken AK Parti'ye bu salondaki herkese genel başkanımıza hep beraber bütün AK Parti'ye İstanbul halkı güvendi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde oy verdi. Şu anda bir bayrak değişimi var. Bu bayrak değişiminde o oy veren insanların hakları var. İnşallah o oy veren insanları mahcup etmeden, tam tersine oy vermeyen insanların mahcup olduğu bir çalışmayla 2019'da tekrar milletimizin karşısında çıkarız, oyumuzu arttırarak çıkarız diyorum. Bunu yaparsak hep beraber yapacağız diyorum. Bir kez daha başta genel başkanımıza, genel merkezimize, sizlere canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah beni genel başkanıma karşı, genel merkezimize karşı, teşkilatıma karşı, ondan daha önemlisi İstanbul halkına karşı mahcup etmesin diyorum. Hepinizi hürmetle saygı ediyorum. Milyonun başkanı seçilecek saat 15 itibariyle AK Parti Kadir Topbaş'ın yerine Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı aday gösterdi. Canlı yayınla ekrana getirdik bu